Beşiktaş Trabzonspor derbisi öncesi yayınımızda sizlerle birlikteyiz. Gazeteci Furkan Çelik ve ben Deniz Muhammed Karakulukçuoğlu programda size eşlik edeceğiz. Ee, Furkan abi bir şey eklemek ister misin? Evet zor bir maç. Trabzonspor Beşiktaş'la deplasmanda oynayacak. Özellikle Monaco maçının ardından ee, çok da önemli bir karşılaşma bence. İki camia içinde çok önemli bir karşılaşma. Bakalım beraber yorumlayalım bu maçı. Nasıl bir maç bekliyoruz? E şunu sormak isterim. Trabzonspor e, hafta içi Monaco gibi bir e, takımla karşılaştı ve çok rahat bir skorla e, İstanbul deplasmanına gidecek. Abdullah Avcı Monaco maçında e, hiç kimsenin beklemediği dokunuşlar yaptı ve verdiği röportajda da rotasyon olmadığını söyledi. E, Hüseyin Türkmen tercihini nasıl yorumluyorsun? Açıkçası Hüseyin Türkmen tercihini her e, taraftar gibi biz de şaşkınlıkla e, karşıladık çünkü kimsenin beklediği bir tercih değildi. Kaldı ki sonradan mesela oyun içerisinde Bartra'yı sokmuştu hoca e, Sağbeke. E, Vitor Hugo'yu oyuna dahil ettikten sonra e, maçın başında da aslında eğer böyle bir Larsen'in hani sakatlık durumu söz konusuysa ile başlaması daha ideal bir e, tercih olacaktı. Orada Abdullah Avcı'nın e, kafasında farklı bir tercih kurguladığını düşünüyorum. Hani Hüseyin Türkmen'in artık daha markaj özelliğinden faydalanmak için böyle bir hamle yaptığını düşünüyorum. Yani farklı tercihlerde bulundu Monaco maçında ve e, kadroya ilk baktığımızda gerçekten de e, herkes şaşırmıştı ama oyun içerisinde bu Abdullah Avcı'nın vermiş olduğu tercihlerin sonuçlarını görmüş olduk. E, bu anlamda da e, bazen demek ki kadroyu da e, eleştirirken çok da acele etmemek lazım, oyunu da görmek lazım diyebiliriz bu konunun özelinde. Monaco maçında gerçekten oyunu sürkülesi ederek ve 4-0'lık bir e, skorla ayrıldı. E, gerçekten takdir toplayan bir futbolla Trabzonspor o maçı e, bitirdi. E, Beşiktaş maçında da buna benzer e, bir performans performans görülmüş yoksa o maçın vermiş olduğu bir skorla özgüvenle mi bağlantılıydı? Monaco maçı çok ayrı bir maçtı. Yani Monaco maçı Kasımpaşa maçının sonrasında iki günlük bir aranın ardından e, en çok mesela taktiksel anlamda da oyun planı e, anlamında da ...çok fazla eleştiri toplamıştı... E, ...Kasımpaşa maçı... ...hatta tepki çekmişti saha içerisinde de... E, ...hem yorgunluğun... ...fiziksel yorgunluğun... ...hem de mental acıdan yıpranmaların... E, ...olduğu bir süreçte... ...yani iki günlük bir zamanda Monaco maçına çıkıp... ...böyle bir performans göstermek gerçekten de... ...alkışlanası bir durum açıkçası... ...Abdullah Avcı ve ekibine... ...hatta oyuncu grubuna... E, ...bu konuda gerçekten de büyük övgüler düşüyor... ...bana sorarsan... E, ...bu maçtaki performansın yani 4-0'lık bir galibiyet Monaco maçından alınacak 4-0'lık bir galibiyet her türlü takımdaki havayı değiştirmiştir oyuncuların e, mental açıdan daha da bir e, yenilenmesini sağlamıştır özgüvenlerini kazanmıştır bütün oyuncular çünkü bireysel anlamda da çok iyi performanslar gördük. E, bunların tabii ki de Beşiktaş maçına silah etmesini bekliyoruz yani Beşiktaş maçına daha motive daha e, mental anlamda bir e, hazır bir şekilde gelecektir Trabzonspor ama tabii ki yorgunluklar fiziksel olarak yorgunluklar Beşiktaş gibi bir takıma karşı ki fiziksel yoğunluğu çok yüksek olan bir takım e, Trabzonspor'u e, etkileyecektir 90 dakikayı gerçekten de enerjik bir şekilde e, enerjik bir şekilde oynayan bir takıma karşı e, mücadele edecek ve bu yüzden kendi enerjisinde Trabzonspor'un e, ekonomik kullanması gerekecek 90 dakika boyunca e, sen ne düşünüyorsun mesela Beşiktaş maçında e, nasıl bir performans bekliyorsun özellikle takım oyunu olarak aynı şeyi konuşmuştuk mesela topu kim alacak mesela en önemli konu Beşiktaş Trabzonspor maçında bence bu herhalde en büyük soru bu topu kim ayağına alacak kim baskıyı kuran ve geçişi kovalayan takım olacak diye konuşmuştuk senin bu konudaki yorumlarını alayım ondan sonra bu ilk cümleyi kurduğunda aklımda ki cevap belirlenmişti aslında bence Abdullah Avcı'nın kafasında iki oyun şekli olacak birisi topu rakibe vermek ikincisi de Topu kendisi almak olacak. E, Tabi hoca bunun nasıl bir oyunu kafasında şekillendirilir bilemiyorum o yüzden. Ama iki oyunun da getireceği avantajlar ve dezavantajlar var. E, çünkü Trabzonspor henüz hala defansif anlamda oturmuş bir takım değil. Topu rakibi verdiği takdirde ki, bence Raşit Gezal Eren eşleşmesinde Trabzonspor sıkıntı yaşayabilir. E, topu aldığı takdirde şöyle bir dezavantajla karşılaşabilir e, Hala geri dönüşlerde Trabzonspor belirgin bir şekilde sıkıntılar yaşadığını Monaco maçında da gördük 6 pasta Monako futbolcular 3 kez şut çekti geri dönüşlerde Yani iki oyununda getirdiği avantajlar ve dezavantajlar olacaktır Abdullah Avcı hangi oyun şablonuyla çıkacak Gerçekten benim için de beklediğim soruların cevabının başında geliyor ben şöyle bir soru sormak daha isterim ee, Trabzonspor'da Gbamin e, ve Siopis birisi ofansif birisi defansif yönden e, daha verimli oyuncular mesela verdiğin soruya karşılık olarak Trabzonspor hangi oyunu tercih ederse o oyunun şablonuna göre oyuncuya mı yönelmeli yoksa bu oyuncu oynamalı mı dersin özellikle Monaco maçının ardından e, kesinlikle Gbamin İlk de oynamalı zaten şu anda görünen o gerçekten çok iyi bir performans gösterdi. Kigabaminin e, oyun içerisinde özellikle pas oyununa katkıları e, Süopisten daha fazla bunu söylemek lazım. Bu haliyle de Hamşik ve Bakaytasın üzerindeki o pas yükünü de azaltıyor. E, bu iki oyuncunun çok fazla geriye gelmesini de engelliyor aslında. Çünkü geriden oyun kurulumunda gerçekten iyi bir pas bağlantısı sağlıyor. E, bugünkü işte oyun tercihi. Doğru yani eğer Beşiktaş topu alıp üzerimize gelecekse hani siyopis tercihi biraz daha defansif anlamda Trabzonspor'u orada biraz daha dirençli kılacaktır. Ama e, Gıbamin'in de ben defansif olarak aksiyonlarının çok da kötü olduğunu düşünmüyorum. Yani defansif olarak da Gıbamin fena değil. Evet siyopis kadar belki çok enerjik her yere basan her yere pres yapan bir oyuncu değil ama e, defansif açıdan da Gıbamin zaten stoper de oynayabiliyor, sabek de oynayabiliyor. E, defansın o bölgelerinde de görev alabilen bir oyuncu. Ee, bence Gıbamin oynayacaktır büyük ihtimalle bu, bu maçta da yani oynaması gerekiyordur en azından diye düşünüyorum. Bu benim kişisel kanaatim. Ee, Gıbamin oynarsa gerçekten de Gıbamin'i orada kazanmak e, Trabzonspor için de ileriye dönük daha iyi bir e, oyun sergilemesini daha iyi bir daha man, e, sağlıklı bir zemine oturan bir oyun o, olacaktır diye düşünüyorum. Yani Gıbamin'i gerçekten de Abdullah abicinin kazanması lazım orada. Yani artık sanki ideal üçlü orada oluştu gibi. Yani bak Hamşik kıvamen üçlüsü orada sanki şu anda ideal üçlü gibi duruyor Trabzonspor açısından. Ya yani işte sen şeyi dedim Beşiktaş Gezal Eren Elmalı kısmı ki çok doğru. Yani Beşiktaş'ın özellikle geçen seneki maçta da hatırlayacak olursak Rozier de özellikle orada bizi çok zorlayacak bir oyuncudur. Aynen. Yani buradaki maçta gerçekten de çok iyi bir performans göstermişti. Herhalde liginde en iyi hücumcu beklerinden birisi hep başlarında geliyor. Rozier ve önünde de Gezal oynayacak. Sakatlığını atlattı. Büyük ihtimalle bugün de ilk 11'de oynayacak. yani oradaki eşleşmede ne bekliyorsun? Mesela Trezegen'in savunmaya katkı vermesi bu sefer önde birazcık bocalamasını da sağlar mı? O konuda nasıl bir yorumun olur senin? Ya dediğim gibi Trabzonspor'un bu sezon kanatlardan ve bekler henüz üst bence tam verim alabilmiş değil. Eren Kendisi de belirtti ki o anlamda iyi olduğunu ama defansif anlamda zafiyetlerin olduğunu e, altına çizdi. Bence Valer'in İsmail de bu e, zafiyetin oldukça farkındadır ki bence o bölgeden oldukça bizi zorlayacaklarını düşünüyorum. Reuser ve Gezal e, bölgesinden. E, Trezeguet zaten bence çok ekstra koşan bir oyuncu ki Abdullah Avcı da bazen idmanlara... Onu dinlendirmek amacıyla çıkartmıyor. Ee, geri geldiği takdirde ucumsal anlamda e, ne gibi bir katkı verebilir bilmiyorum ama şöyle diyebilirim belki şöyle bir avantajı olabilir. Ee, Trezeguet biraz daha geniş alan toplusu olduğu için Beşiktaş bize geldiği takdirde geniş alanları bulabilecek bir oyuncu. O konuda kendini bir avantaj yaratabilir. Ee, o yüzden yarı yarıya diyorum yani. Avantajları da olacaktır bu konunun dezavantajları da. E, benim merak ettiğim bir soru var şunu demek istiyorum. E, Abdullah Avcı da dedi Trabzonspor geri düştüğü anda kendi taraftarlarının e, üzerinde oyuncularla baskı yarattığını ve özgüven kaybı yaşadığını söylemişti. Ki Beşiktaş'ta da bence bu tür e, bir olay ceyran edebileceğini düşünüyorum ki onlar da Valerini İsmail'den çok memnun olmadıklarını görüyoruz sosyal medya aracılığıyla. Ki e, yanlış anlaşılmasın Abdullah Avcı'nın e, sosyal medya aracılığıyla memnun -suzluk olduğunu söylemedim. E, altını çizeyim şu an. Biraz onun üstüne gelince e, memnun olmadıklarını dile getiriyorlar. E, Beşiktaş geri düştüğü takdirde bir sence Trabzonspor için bir avantaj olur mu? İşte Beşiktaş'ta zaten e, bu konuda büyük bir sıkıntı var. Yani Kazanıyorlar ama oyun tatmin etmediği için hala e, Valerian İsmail'e büyük tepkiler geliyor. E, sürekli başkan şu açıklamayı yapmak zorunda kalıyor işte Ahmet Nurçevi işte biz hocayla devam edeceğiz. Biz hocayla devam edeceğiz. Çünkü her yaptığı bir açıklamada, her yaptığı bir röportajda e, sorulan soruların başında geliyor artık Valerian İsmail. Çünkü oynattığı oyun ileriye dönük bir e, şey, umutla bakmasını sağlamıyor. Yani taraftarlar gerçekten de oynadığı oyunun ileriye dönük bir şeyini görmüyor. E, geleceğe dönük bir ...potansiyelini görmüyor bence... E, ...kazanıyorlar ama kazandıkları maçlarda da işte... dediğim gibi iyi bir or oyun ortaya çıkmıyor... E, ...Valerian İsmail'in üzerindeki bu baskı... ...tabii ki de bu maça sirayet edecektir... ...yani derbi maç olması sebebiyle... ...en son işte oynadıkları derbi maçta... ...Fenerbahçe maçında... E, ...yine bu şekilde tepkiler falan ortaya çıkmıştı... E, ...Trabzonspor maçında da büyük ihtimalle... E, ...daha baskılı, daha enerjik bir maça başlayarak... E, ...aynı Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı sonrası gibi hani taraftarı da kazanan bir oyun ortaya çıktı mesela Monaco maçında. Çünkü Kasımpaşa maçında e, gerçekten taraftar tepki göstermişti. E, ancak e, sonraki Monaco maçında oynadığı oyunla Monaco ile beraber kafa kafaya mücadele ederek daha çok öne çıkarak daha çok pozisyona girerek e, gerçekten de ısrarak iste, isteyerek iştahlı bir şekilde oynayarak e, o taraftarın da oyuna karşı olan güvenini kazanmıştı bence e, takım. Ya Beşiktaş da bunu kovalayacaktır. Özellikle maçın başında e, baskılı başlayarak taraftarı da arkasını almayı isteyecektir. Yani aksi bir durumda Trabzonspor'un gol atması durumunda da ister istemez e, tribünlerde bir homurdanmalar başlayabilir ama bu tabii ki de şeyin başında olmaz bence. Maçın başında olmaz ama maçın sonlarına doğru son dakikaları eğer Trabzonspor önde girerse Beşiktaş daha da bir baskıyı üzerinde hissedecektir ki oyuncular ister istemez hani Valerian İsmail de aynı şekilde e, bunun baskısıyla çıkacaklar maça. Bu baskı Trabzonspor'un gerçekten de oyun aklını ön plana çıkararak e, daha çok topa sahip olarak belki de daha çok e, Beşiktaş'ın zaaflarına odaklanarak Beşiktaş'ı bu şekilde cezalandırarak o baskıyı daha da çok hissetmelerini e, sağlaması gerekiyor. Ya bu konuda bilmiyorum Abdullah Avcı'nın e, Beşiktaş'ın zaaflarını iyi analiz ettiğini düşün, analiz edeceğini e, ona göre bir taktikte sahaya çıkacağını ben düşünüyorum açıkçası ki son yıllarda zaten e, Abdullah Avcı'nın hani İstanbul takımlarına yenilmemesi e, İstanbul takımlarına karşı aldığı galibiyetler zaferler zaten her şeyi ortaya koyuyor. Bu, bu tarz büyük maçları hocanın ne kadar da motive bir şekilde hazırlandığını da söylemek gerekiyor diye düşünüyorum yani. Bir de ilginç bir statistik var sen demiştin onu da. Yani herhalde Vodafone Park'ta en çok kazanan takım Trabzonspor galiba yani öyle bir psikolojik bir şey var etkisi var yani bir de son yıllardaki Trabzonspor Beşiktaş maçları da çok zevkli geçiyor çok gollü karşılaşmalar oluyor mücadelesi yüksek karşılaşmalar oluyor bugün de umuyoruz öyle bir mücadele oyun seyri yüksek bol severlerin gerçekten de izlerken zevk alacağı bir karşılaşma izleriz diye ve sonunda da inşallah Trabzonspor kazanarak yoluna devam eder bakalım Son bir soru daha sormak istiyorum. Türk futbol kamuoyunda şu an e, Beşiktaş'la ilgili bir algı var. Şöyle bir algı. E, fizik kalitesi henüz yüzde yüzünde olmayan e, ve maçların ilk 30 dakikasında fizik kalitesinin tamamını oraya veren e, geri kalan 60 dakikasında da bir tap düşen bir Beşiktaş olduğu algısı var. E, sence böyle bir durum var mı? Ve Trabzonspor böyle bir durum varsa ilk 30 dakika topu tutup 60 dakika kalan 60 dakikada saldırıp mı ya şöyle öyle bir şey var İstatistiklere de yansımış galiba e, maçın başında daha çok atıyor Beşiktaş gollerini e, Trabzonspor'da maçın sonunda atıyor e, gollerin çoğunluğunu Çünkü çok fazla da zaten geriden gelip çevirdiği maçlar oldu ya o yüzden Evet Beşiktaş'ın Bence böyle bir durumu var Valerian İsmaillii her maça böyle tempolu yüksek enerjiyle başlatan bir oyuncu e, teknik adam. E, baskıyı çok fazla yukarı çıkarıyor. E bu da ister istemez son dakikalara doğru, artık maçın sonlarına doğru oyuncular üzerinde bir fiziksel yorgunluğa dönüşüyor. Yani istediği de sonucu alamayınca, eğer alamazsa e bu sefer iyice bir strese, baskıya giriyorlar. Aynen duygusallıklar başlıyor oyun içerisinde bu sefer. Çünkü aklı yani aklı yitiriyor. Yoruldukça oyuncu o oyun aklını ister istemez e, sağlıklı bir şekilde sergileyemiyor. E, böyle bir şey var ama işte derbi maçın özelinde yine aynı ...stratejiyle mi sahaya çıkar yoksa biraz daha kontrol... ...hani Fenerbahçe maçında bunu biraz daha şey gördük... ...Fenerbahçe ile oynadıkları derbi maçta... ...bunu biraz daha böyle kontrol edilebilir bir şekilde gördük... ...son dakikalarda özellikle... ...son 20 dakikada Beşiktaş mesela Fenerbahçe maçında... ...daha baskılı bir şekilde oynamıştı... ...daha üstün oynamıştı... ...yani o yüzden Trabzonspor maçına özelde belki... ...biraz daha böyle dengeli de başlayabilir ama... ...hani bir an önce skor bulalım... ...telaşıyla şeyiyle taraftarı da arkasına alarak... ...daha yüksek de başlayabilir yani... İki senaryo var karşımızda. Yani böyle bir durum kesinlikle var Beşiktaş için. O yüzden e, bu da bence Trabzonspor için büyük bir avantaj. Çünkü gerçekten de kenarda oyunu çok iyi okuyan ve çok iyi hamlelerle beraber e, maçın skorunu değiştirebilecek bir teknik adama sahibiz ben öyle düşünüyorum. Çünkü bu sezonda e, geriden gelip maç çevirdik. Geçen sezonda birçok maçta geriden gelerek yaptığımız hamlelerle hocanın yaptığı hamlelerle oyundaki formasyon değişiklikleriyle e, maçı çevirdik. Bugün de eğer öyle bir senaryo yaşanırsa bile yani Beşiktaş hızlı başladı, gol attı. Hani böyle bir senaryoda bile bence Trabzonspor'un hala maçı çevirme olasılığı yüksek. Yani son dakikalara doğru artık ikinci yarının sonlarına doğru Abdullah Avcı yapacağı hamlelerle gerçekten maçı çevirebilir. Dediğim gibi yani hiç belli olmayabilir o konuda. Son bir soru demiştim ama bir soru da aklımda şu an verilip yani şekillendi. Ee, Başakşehir-Beşiktaş maçını burada beraber izlemiştik Başakşehir aslında e, futbolu, a, futbolu demişim topu rakibe vererek e, Beşiktaş'ın zaaflarını kovalayarak e, maçı kazanan ekip olmuştu Az önce de ilk e, sorulardan biri de buydu Topu rakibe mi verecek topu yoksa Trabzonspor mu kullanacak O maç üzerinde yani Beşiktaş-Başakşehir maçı özelinde Trabzonspor-Beşiktaş maçını değerlendirir misin mesela? Ya, Başakşehir bunu yapabiliyor. Başakşehir biraz daha topu rakibe verip kontrollü bir şekilde oynayabiliyor ama Trabzonspor'da bence öyle bir oyun alışkanlığı çok fazla gelişmedi. Yani topu rakibe verip, topun arkasında bekleyip hani geçişleri biraz daha kovalayabilen bir e, takım değil Trabzonspor. Daha çok topu alıp sete oturmaya çalışan ki bunu da bence ligde e, son iki yılda en iyi yapan takımlardan da biri bence yani. E, Abdullah Avcı'nın en çok oyun, ana oyun planı bu diyelim yani. Daha çok set oyununu çevirmeye çalışıyor oyunu ee, bu yüzden çok fazla ben geçişlere kalacağını oyunun çok düşünmüyorum yani yine topu ayağında tutmak isteyecektir zaman zaman Beşiktaş'ın öne çıkışlarını değerlendirmeye çalışacaktır ki Beşiktaş da topu çok ayağına alabilecek bir takım gibi gelmiyor bana yani Beşiktaş'ın da çok fazla böyle topu alıp e, rakibe o baskıyı paslarla beraber yapan set oyunu oturan bir takım gibi gelmiyor aynen o tarzda oyuncuları da yok bence Bence öyle bir senaryo çok fazla yaşanmayacak gibi geliyor. Yani Top yine bizim ayağımızda olup Beşiktaş'ın biraz daha bize preslen, baskıyla topu kazanıp... ...hızlı bir şekilde hücuma çıkmayı kovalayacağı bir maç gibi oluşacak geliyor bana. Ama tabii ki derbi atmosferi çok daha farklı şeyler olabilir. Hocaların bu maça özel farklı yaklaşımları da olabilir. Senin bu konudaki düşüncen ne? Ben de aynı şekilde senin gibi düşünüyorum. Trabzonspor'un henüz e, defansif oyun kurgusu bence oturmadı. Geçen de senle konuşurken e, 8 maçta hiç gol yemedi ama kalan 8 maçta da her maç 3 gol yedi e, gibi bir istatistik ortaya çıkıyor. o yüzden Trabzonspor'un Başakşehir gibi bir oyun şablonuyla çıkması bence Trabzonspor için bir dezavantaj yani risk taşıyor. Aynı Trabzonspor bence yine kendi futbolunu oynayarak kazanması şu an da önemli. Abdullah Avcı da bence böyle yapacağını düşünüyorum ama Abdullah Avcı'nın Başakşehir'deyken İstanbul takımına karşı kurduğu hakimiyetteki en önemli faktör topu rakibe vermekte ama bugün sanırım onu uygulayamayacak e, elindeki oyunculardan dolayı diye düşünüyorum. Evet işte Beşiktaş'ta Beşiktaş'ın çünkü ev sahibi ekip olması da birazcık burada önemli yani. Sonuçta Beşiktaş'ta çok kaliteli oyuncuları bünyesinde barındıran bir takım ve orada Beşiktaş'ın oyun tercihi de aslında Trabzonspor'un oyun tercihini belirleyecek gibi bir durum var bence. Yani hani Beşiktaş topu rakibe verip hani topun arkasında bekledi mi? Orada zaten Trabzonspor'un oyun şeyi de, şablonu da şekillenecektir. E, bakalım yani akşam gerçekten de zevkli bir maç bekliyoruz. Yayınımızı artık burada noktalayalım istersen Var mı senin eklemek istediğin bir şeyler? Bir şey yok. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınlarımızda da görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.